Ezgi Eyüboğlu Neşe Erberk'e tazminat ödeyecek. Niye? Neşe Erberk oyuncu Ezgi Eyüboğlu'yla 2012 yılında 3 yıl sürecek bir sözleşme imzaladı. 2015 yılında biten sözleşme tarafların sessiz kalması sonucu hüküm gereği 3 yıl daha uzadı. Ezgi Eyüboğlu ajansın haberi olmadan Payitah Abdülhamid adlı dizide rol almaya başlayınca Neşe Erberk ajansının avukatları da İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme Ezgi Eyüboğlu'nun 127 bin lira cezai şart ücretini 3 yıllık faiziyle birlikte Neşe Erberk'e ödenmesine karar verdi. Avukatlar 35 bin dolar şart bedelli bedeli 15 bin lira alacak ve 25 bin lira manevi tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istiyoruz dedi. Oyuncu sözleşmeyi haksız yere feshederek başka bir ajansla anlaşmıştır diyor avukatlar. Aynı zamanda Ezgi Eyüboğlu kimdir? Oğulcan Engin'in de sevgilisi Seda Sayan'ın Mustafa Erkeğ'in adayı diyelim. Evet. Şimdi baştan şunu söyleyeyim. Birçok Eyüboğlu var şov dünyasında. Onlarla tanışıyorum. Ezgi Eyüboğlu'yla tanışmıyorum. Bunların bir kısmı uzaktan da olsa akrabam. Ama Ezgi Eyüboğlu'yla bir hukukum yok. Tanışıklığım yok. Hangi Eyüboğullarından kökeni ne bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Bu köle sözleşmeleri maalesef yıllar önce müzik dünyasında birçok şarkıcının başına bela olmuştur. Bu sözleşmeler insan haklarına aykırıdır. Şimdi menajerlik ücreti nedir? Ajans ücreti. Ajans sana bir iş bulursa emlak komisyonu gibi onun üzerinden pay alır. Sözleşme ne kadar olması gerekiyor Ali abi? Ya sözleşmenin süresi vay efendim taraflar birbirlerine ihtar çekmediği için uykuda olduğu için otomatik uzadı. Şimdi bu 127 bin lira artı faiz ile birlikte Neşe Erberk'in Ezgi Eyüboğlu'ndan alacağı para helal bir para değildir. Evet, sözleşme ya da yasalar ona bu hakkı veriyordu. Ama siz emek koymadığınız bir işte, yani Payitah Abdülhamit'le görüşmesini, o dizide oynamasını Neşe Erberk Ajansı mı sağladı? Hayır. Yani şimdi şov dünyasında yıllardır bu konularda çok haber yapmış biriyim. Şimdi tek tek örnek vermem gerekirse uzun bir liste çıkar. Çok basit bir şey söyleyeyim. Müzik dünyasında bazı plakçılar vardı, yapımcılar. Gece kulüplerini şurada burada dolaşırken iyi bir ses duydukları zaman veya tavsiye üzerine ya da kendine gelen ben kaset çıkarmak istiyorum. Onlarla bir köle sözleşmesi yapar kasaya atarlar. Yıllarca ona bahanelerle kaset yapmaz, albüm yapmaz. Ama o ufak ufak yıldızı parlayınca başka yerlerden teklif gelince hemen sözleşmeyi masanın üstüne çıkarırlardı. Şimdi Deniz Seki mesela. Şahin Özer'le sözleşmesi vardı. Şahin Özer ona sözleşmeyi yaptı ama albüm yapmadı yıllarca. O da Rax'ın 4 şirketinden birinin başında Ömer Rıza Çam vardı. Ömer Rıza Çam onu bir gece kulübünde dinliyor, beğeniyor. Diyor ki ben sana albüm yapmak istiyorum. Tamam diyor ama benim Şahin Özer'le sözleşmem var. Bütün masrafı Raks yapmasına rağmen Şahin Özer de o satışın ortağı oldu. Ya bir kuruş yatırım yapmadan işte ben geleceği gördüm de tahmin ettim. Tamam. Senin öngörün ufkun olabilir. Ama o kişi için emek vermen lazım. O kişi için bir yatırım yapman lazım. Hiç yatırım yapmadan bak benimle sözleşmem var deyip o insanın üzerinden para kazanmak bana etik gelmiyor. Zaten bu sözleşmelerin çoğu da mahkemelerce bozuluyor. Çünkü insan haklarına aykırı maddeler var orada. Ömür boyu kölesi oluyor şirkete. Böyle bir şey olamaz. Zaten 2015 yılında bitmiş. Tarafların sessiz kalması sonucu 3 yıl daha uzatılmış. Olsun 2018, 2020'deyiz.
Yani zaten çoktan bitti. Ha şunu diyebilir. Sözleşmemiz bitti. Yani karşılıklı oturup ben artık başka biriyle devam edeceğim de diyebilir. Hiç mi konuşulmadı aralarında? Hani hiç sıfırdan Neşe Erberk ajans bir yere getirdi. Sonrasında dizilerde parladı, işte magazinde parladı. Oraya daha çok para kazanmaya başladı ama 2012, 3 yıl sürse 2015, hadi 3 yıl daha sürdü diyelim 2018, 2020'deyiz. Çoktan bitmiş, hani bu dava için biraz geç kalınmamış mı bilemiyorum herhalde. Ya tabii işin bir de şu taraf var. Sözleşmeyi imza atarken okuyacaksın. Evet. Sözleşmeye hakim olacaksın. Süresi bittiğinde şak diye ihtarnameyi göndereceksin, ben sözleşmeyi bitirdim diye. Tek taraflı feshettim diye. Yani evet. O yapılmamış galiba. Cin olmadan şeytanlık yapmayacaksın. O ayrı bir konu. Ama yargının bu konuda evet ortada bir sözleşme var. Sözleşme var da bu sözleşmeyi yapan tarafların birbirine ne kadar emeği olmuş? Yani bu oyuncu TRT'nin dizisinden aldığı paradan niye ajans payı versin Neşe Erberk'e? Ne? Sözleşmeyi yaparken TRT'nin dizisiyle sözleşmeyi yaparken arada mıydı? Yok. Başka biriyle anlaşmış. Vay, beni nasıl bırakıp gidersin? Ya ben açıkçası bu tip sözleşmelerin oyuncuların, şarkıcıların acemilik yıllarında, toyluk yıllarında, önlerini göremedikleri yıllarda imzaladıkları, kendilerini bağladıkları, ama yargının da şunu karar vermesi lazım. Her sözleşme yapanı bağlar. Yapanı kollar. Kim yaptı bu sözleşmeyi? Neşe Erbek. Bir tarafta profesyoneller, öteki tarafta amatör bir tip. Ya bu Ezgi Eyüboğlu da olabilir, Seher Kılıç da olabilir, Ali Eyüboğlu da olabilir. Evet. Yani yargının da biraz bu konularda adil davranması lazım. Yani ben açıkçası bu tazminattan kazanılan paranın Neşe Erberk'e helal bir para olmadığını düşünüyorum. Yasal mıdır? Yasaldır. 127 bin lira. Kanunu nedir? Kanunudur. Sözleşme onu emrediyor ama her yasal olan, daha doğrusu hukuki olan şey vicdana sığmayabiliyor. Faiziyle beraber tabii daha da yükselecek 127 bin lira. Hafta sonu İbo Show seyrettin mi Ali abi? Bir şey söyleyeyim. Ben yıllar önce Hülya Avşar'ın Star TV ile bir sözleşmesi vardı. Evet. Uzanlar. Film çekecekti onlara. Bilmem ne yapacaktı. Daha sonra o grup TMSF'nin eline geçti. TMSF Hülya Avşar'dan 1,5 trilyon parayı tahsil etti. 1,5 trilyon. Sözleşme edimlerini yerine getirmedin diye. Ben ısrarla yazı yazdım. Bunun hukuka aykırı olduğunu, bunun bir taraflarından birinin gücünü, erkini zahit tarafın üzerinde kullanarak bir hak elde ettiğini madde madde yazdım. Hülya Avşar bunu bir üst mahkemeye götürdü ve o ceza iptal oldu. Ödemedi. Yani burada da öyle bir şey olabilir mi? Diyorsun ki 2 yılda 3 film çekeceksin bana. 2 yılda sen hiçbir şey yapmıyorsun. Senaryo getirmiyorsun, proje getirmiyorsun. Ne filmi çekeceksin? Başka yerden teklif geliyor. Yok, başka yerden değil. Grup başka işlerin peşine düştüğü için Uzanlar çekmediler o filmleri. Cem Yılmaz'da da benzer sözleşmeleri vardı. Ünlüleri böyle bağlamışlardı. Sonuç itibariyle hakkını aradığın zaman bu konularda yargı eninde sonunda hakkını teslim ediyor. Ya 1,5 trilyon da az bir rakam değil. İptal edilmesi belki bir örnek teşkil edebilir.